Big Boss Life fiyasko sana göre bence bence mi abi ben yani benim tüketeceğim bir içerik değil ama seveni çok belli ki bu kadar izleyen olduğuna göre dün mesela ben onunla ilgili bir şey yazdım e, Twitter'da altta birisi gelip şey yazdı <laughs> ne oldu Cahri'nin en çok izlenen sen değilsin diye mi bu lafları söylüyorsun <laughs> falan dedi çocuk. Alakası yok yani ben şunu söylemeye çalışıyorum. İnternet üzerinde bir tren olduğu zaman bir hype treni. Herkes bu hype trenine atlıyor abi. Yani ben o Boss Life'ın Instagram postlarına bakıyorum. Karşıma düşüyor çünkü. Yani Ferit arkadaşım, Kemal arkadaşım, Şükrü tanıdığım. Arkadaşım demeyeyim şimdi triggerlanmayalım. Ee, ya karşıma çıkıyor devamlı. Twitter'da görüyorum, Instagram'da görüyorum. Altına ne zaman baksam bir tane olumlu yorum yok. Bak ne Twitter'da görüyorum, ne Instagram'da görüyorum. Hiçbir yerde olumluyorum, görmüyorum. Dedim ki lan insanlar bu kadar mı triggerlandı acaba? Yani ya da bu kadar triggerlanacak ne var ortada? Yani adamlar bir şey yaparlar, koyarlar, izlersin ya da izlemezsin değil mi? Bu kadar basit. Böyle altında devamlı yok o kız gelirse izleyemem, yok bu kız gelirse ben izlemem, yok şu cringe, yok bu cringe. Abi bir baktım, dün bir tıkladım, 55k izleniyor. Yani, dün akşam ablamla vakit geçirmek istedim. Yani siz farkı dediyseniz bir misafirim var evde. Bir 55K izleniyor. Dedim herhalde babam mı izliyor ya? Bu kadar insan bu kadar <laughs> tırgınlanmıştı. dedi. babam mı izliyor acaba? <laughs> babam 55K olabilir mi? Yani demek ki yalan abi. Demek ki mesela bu haftalarca Benfero e, Ezele söven tipler de geceleri böyle kapıyı kilitleyip kulaklığı takıp Hadi deme takalım. Hadi akalım. Arabaya bindik. Hadi bakalım. Püh, adam, fero ben Fero sen puu ulan guluk guluk be. Hadi bakalım. Hadi. Bu adamı dinleyen kaldı mı lan amma puu. Hadi arabaya bindik. Hadi bakalım. Ulan ben Fero ben seni bir dakika linçe katılayım Kısana. da like alır belki şu yorumum. Yani arkadaşlar bu. Üff. Bakın benim işim bu. Ben sosyal medyada yaşıyorum. Ama bu sosyal medyada like almak yani herkes bir ekmeğinin peşinde yani. Hani Twitter'da bir şeyin altına bir mention attığı zaman adam 35 tane fav aldığı zaman diyor ki oh, bugün güzel bir gün. Ne dedim biliyor musun? Ona dedim ki bak ona dedim ki iyi dinle bak bir dinle dedim ki Sokak köpekleri dedim. Çok önemli. Git git lan buradan git. Yemek yemek yok git. Ya bu köpeği dışarı alır mısınız? Bu ne kardeşim restoranın içinde? Bu nedir ya? Adam gibi yemek yiyemiyoruz. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> Arkadaş ben Yani sosyal medyaya baksan herkes hayvan sevdalısı. Ya şuraya çıkıyorum park ya şurası park bak. Şurası park. Oğlum bugün yani bir aile yürüyor resmen şunu dediler kendi aralarında. Hmm, keşke burada köpek olmasa. Amına koyayım park park çimlik alan. Yani ben bu köpeği nereye sıçtıracağım? Nereye işeteceğim? Nerede dolaşacağız biz? Bu, bu köpek enerjisini nerede atacak? Ben de Alfred'e döndüm dedim ki Keşke dedim hayvan düşmanı insanları bu parka salmasalar dedim. Böyle bakıyorlar. Böyle bakıyorlar. Ben de bakıyorum. Onlar bana bakıyor. Böyle bakıştık. Bir şey de demediler. Yürümeye devam etti. Anlamıyorum abi yani. Bu köpeği görünce ejderha görmüş gibi kaçan insanları anlayamıyorum ya. Anlayamıyorum. Aklım almıyor. Yani köpeği salsam bak bir nebze anlayacağım. Köpeğin tasması olmasa bir nebze anlayacağım ya. Bak bir nebze, bir nebze. Diyeceğim ki tamam salınık bir köpek var. insanlar triggerlandı. La tasmasında köpek ya. Ya da ben böyle 1.50 boyunda cılız bir adam olsam anlayacağım. Arkadaşlar ben 1.85 boyundayım Kilomu söylememe de gerek yok herhalde. Yani beni gerçek hayatta gördüğünüz zaman bir hayvan oluyor karşınızda. Yani o köpeği ben tutamayacaksam kim tutacak? Anlamadım ki aga yani Alfred de büyük orta boy arası bir köpek. 25 kiloluk bir köpek yani hani şöyle duran bir pitbull falan da değil. Ki ona da anlam veremiyorum. Bokunu topluyor musun Alfred'in? Toplamaz mıyım ya? Avuçluyorum ben onun bokunu. Her seferinde alıyorum. Bir kere dahi ben Alfred'in bokunu yerde bırakmadım. Asla bırakmadım. Bırakmam da. Toplamaz mıyım hiç? Yani o bokunu toplamayan insanlara en çok ben küfrediyorum. En çok. Çünkü yarın öbür gün Afred'i ben dolaştırırken. Ahmet abi var mı bir hashtag sormasak? O lan? Ben Afred'i dolaştırırken boka bastığım zaman en çok ben küfrediyorum. Orospu çocukları sıçtırmışlar köpeklerin de boka almamışlar diyorum. Sinir krizine giriyorum. Amcık biz de yani aptal köpek dolaştırıyorsun çimde dolaştırıyorsun. Yani yarın aynı boka basma ihtimalin var.